Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf temel dini bilgiler 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Temel dini bilgiler için bu arkadaşlar 3. video. Temel dini bilgiler haricinde neler var? Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça yazılı hazırlık videoları var. Ayrıca Arapça ders kitabının cevapları var arkadaşlar. Elifba videoları, Kur'an-ı Kerim videoları var. Osmanlı Türkçesi videoları var. Zamanla inşallah daha fazla içerikler olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Siz de arkadaşlar şayet bu videoyu beğenirseniz bir yorum, bir beğeni alırız arkadaşlar. Bir teşekkür alırız. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için. Gireceğiniz bütün sınavlarda sizlere başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Şayet diğer iki videoyu da izlemediyseniz izleyin. Arkadaşlar bazı sorular iki videoda ortaktı. Bazıları farklıydı. Bu soruda da gördüğünüz gibi diğer videolardan birisinde bu sorumuz aynen vardı arkadaşlar. Ama farklı olan sorular da var. Yani birçoğu bu yazılı hazırlık videosunda farklı. Hadi Bismillah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Namaza başlarken kılınacak olan namazın farkında olmaya arkadaşlar buradaki boşluklardan tamamlıyoruz. Niyet denir. Niyet. Namazdayken örtülmesi gereken yerleri örtmeye arkadaşlar setre avret denir. Namazın içindeki dışındaki şartları daha önce arkadaşlar ilk videomuzda saymıştık. Setre avret ve açıklamıştık. Namazdayken elin, yüzün, ağzın ve burnun, alnın yerde olması haline ise secde denir. Namazın içindeki ve dışındaki yani hazırlık şartları ve namazın şartları 6-6-12 taneydi arkadaşlar. Hemen hızlıca hatırlayacak olursak hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Yani namaz kılacağımız zaman abdestimiz yoksa boy abdesti yani gusül abdestimiz ve normal namaz abdesti o abdestsizlik halini gidermeye hadesten taharet. Necasetten taharet namaz kılacağımız yerde bedenimizde vücudumuzda veya elbisemizde namaza mani olacak bir necaset varsa onu gidermek. Setre avret yani namaz kılacağımız zaman örtmemiz gereken yerleri örtmek. İstikbali kıble namazı kılarken kıbleye dönmek. Vakit. Her namazı vaktinde kılmak niyet arkadaşlar hangi namazı kılacaksak o namaza niyet etmek. Namazın içindekiler ise yani namazın şartları ise arkadaşlar namaza iftitah tekbiriyle başlamak, kıyam, namazda ayakta durmak, kıraat, namazda bir miktar Kur'an okumak, rükû, namazda rükûya gitmek, sücud, namazda secde yapmak, kâde-i ahire ise namazda son oturuş arkadaşlar. Bu şekilde bunları da hatırlatmış olalım. Namazda kılınacak yerlerin ve elbisenin temiz olmasını arkadaşlar necasetten taharet denir. Necasetten taharet. Taharet. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab ve li valideyye. Allah'ım beni, annem, babamı ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Namazdayken secdeye gitmeden Subhane Rabbiyel Azim deme haline rükû denir. Rükû. Namaz abdestin farzı dörttür arkadaşlar. Yüzü, kolları, dirsekleriyle beraber, elleri dirsekleriyle beraber başın dörtte birini yüzü yıkamak, elleri dirsekleriyle beraber yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, ayakları topuklarıyla beraber yıkamak bunlar namazı abdestin farzlarındandır. Diğerleri arkadaşlar abdestin sünnetleridir. İmamın hutbe okumak için çıktığı yüksek yere minber, cuma günleri ve bayram namazlarında imamın namaz kıldırmak için geçtiği bölüme mihrap denir. Mihrap. Camilerde Türk İslam sembolü olarak bilinen kubbesinin üzerinde bulunan ay yıldız sembolünü arkadaşlar alem denir. Bu şekilde burayı da yaptık. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Çoktan seçmeli sorular. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasındadır? Namaz kılan kişinin elbisesinin temiz olması arkadaşlar bu namazın dışındaki farzlardan sünnetini soruyor. Namazda Sübhaneke duasının okunması sünnettir arkadaşlar. Namazda secde halindeyken Subhani Rabbiyel Ala demek namazın sünnetleri arasındadır. Namazda bir dakika. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasındadır? Bir dakika arkadaşlar. Namaz kılan kişinin elbisesinin temiz olmasını arkadaşlar bu necasetten taharet namazın farzlarından. Namazın başında niyet etmek arkadaşlar bu da namazın farzlarından.
Şimdi namazda Subhaneke duasını okumak namazın sünnetlerinden arkadaşlar. Namazda secde halindeyken Subhane Rabbiyel Ala demek yine o da namazın sünnetlerinden. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim bunlar arkadaşlar namazın sünnetlerinden. Burada Subhaneke duasını okumayla alakalı arkadaşlar sünneti diye hatırlıyorum ama vacibe mi acaba burada ya da yanlış bir bilgi mi oldu? Şayet şu soruya videodan sonra bakacağım arkadaşlar. Bunların ikisi de sünnet diye biliyorum. Bunlardan birisi acaba vacip ben mi yanlış hatırlıyorum ya da soru mu yanlış? Bunu yorumlarda arkadaşlar sabitleyeceğim. Bilginiz olsun. Şu an videoyu durduramıyorum. Çekime başladım. Bu B şıkkı diyorum şimdilik ama şayet bir sıkıntı varsa arkadaşlar yorumda sabitleyeceğim. Sultanlar ve diğer hanedan mensupları tarafından yaptırılan camilere ne ad verilir? Ulu Camii, Yeşil Camii, Blue Mosque, Mavi Cami demek. Selahaddin Camii. Arkadaşlar bunun cevabı Selahaddin Camii. Sultanlar ve hanedan üyeleri tarafından yaptırılan camilere Selahaddin Camii denir. Her ilde arkadaşlar bu numunelik bir tane iki tane vardır. Büyük şehirlerde iki tane olabilir. İstanbul gibi yerlerde daha fazla. Mesela bu camilerden arkadaşlar Selahaddin Camii dediğimiz camiler genelde A grubu camilerdir. İşte Bursa Ulu Camii, bu Antalya gittiğinizde Murat Paşa Camii, Erzurum'a gittiğinizde arkadaşlar yine orada da bir Ulu Cami var. Balıkesir'e gittiğinizde Paşa Camii var. İstanbul'daki Fatih Camii arkadaşlar bunlardandır. Yani Selahaddin Camii her ildeki böyle o padişahlar tarafından veya o dönemdeki kişiler tarafından yaptırılan camilerdir. Bunlar A grubu camilerdir arkadaşlar. Yani grup olarak. Bunlara Selahaddin Camii deniyor. Terbiye eden, gözetip koruyan ne demektir? Arkadaşlar Er-Rab'dır cevabımız. El-Gafur bağışlayan demek. Et-Tevvab tövbeleri kabul eden. Burada T'lerin birisi eksik olmuş. El-Mucib yani isteklere cevap veren anlamına geliyor. İcabet etmek anlamında arkadaşlar. Geldik. Aşağıdaki Türk mimarisi olan yapılardan biri değildir. Sultanahmet Camii Türk mimarisi, Yeşil Camii Türk mimarisi, Aksaray Ulu Camii Türk mimarisi, Mescid-i Nebevi arkadaşlar Türk mimarisi değil. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yapmış olduğu mescit Türk mimarisi değil. Geldik. Test bölümünü bitirdik. Buradan arkadaşlar aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Kur'an-ı Kerim'de bulunan secde ayetlerinin okuduğumuzda veya dinlediğimizde yaptığımız secdeye sehiv secdesi denir. Arkadaşlar bu da yine ortak sorulardan birisi. Diğer yazılı hazırlık videolarında geçti. Bu yanlış. Buna tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Bu ayetlerden birisini okuduğumuzda yapmış olduğumuz veya duyduğumuzda yapmış olduğumuz secde. Nasıl yapılır? Niyet ettim Allah razı olsun. Tilavet secdesi yapmaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah razı olsun. Tilavet secdesi yapmaya. Ve direkt secdeye. 3 defa Subhane Rabbiyel A'la. Arkasından arkadaşlar. Kalkıyoruz. Semihane ve Adana. Gufrane Rabbena ve Leykel Masir. Sehiv secdesi ise namazda arkadaşlar. Farzın gecikmesi. Bak terk edersek olmuyor. Terk edersek namazımız olmaz. Farzın gecikmesi. Veya vacibin terki veya gecikmesi durumu olursa arkadaşlar. Sehiv secdesi yapıyoruz. Bu namazımızdaki eksikleri gideren, yamayan bir secde. Bunu da arkadaşlar son oturuşta sağ ve sola selam verdikten sonrasında ne yapıyoruz? Sağa sola selam verdikten sonrasında tekrar secdeleri yapıyoruz. İki tane arkasından Tahiyyat Salli Barik Rabbena Rabbena Fili dualarını okuyoruz. İmamla kılarken tek tarafa verilip yapılıyor. Bunun da sebebi iki tarafa da verdiğinde cemaat namazı bitti zannetmesin diye arkadaşlar bu şekilde. Geldik arkadaşlar. Tilavet secdesi abdestli bir şekilde kıbleye dönülerek yapılır. Evet doğru. Sonra geldik. Ezan ve selamın okunduğu caminin ince uzun yapısına minare denir. Doğru arkadaşlar. Tilavet secdesi abdestli bir şekilde kıbleye dönülerek yapılır. Doğru. Aynı şey bir daha. Evet. Caminin iç bölümleri arasında kubbede yer alır. Evet. Kubbe. Caminin iç bölümleri arasında. Caminin kubbesi. Aslında dış bölüm arkadaşlar bu. İçten baktığımızda kubbenin alt bölümü gözükür. Şapkası. Yani iç bölümler arasında ne vardır? Mahfil vardır. Müezzinlik yapılan yer. Yani müezzinin kamet getirdiği yer. Mahfil. Unutmayalım. Sorarlarsa arkadaşlar klasik olarak mahfil.
İç mekanda başka ne vardır? Mihrap, imamın namaz kıldırdığı yer. Minber, imamın cuma namazlarında ve bayram namazlarında hutbe okuduğu yer. Başka ne vardır? Minberden sonra kürsü. Kürsüde de vaizin veya imam hatibin vaaz verdiği yer arkadaşlar. Mihrap, imamın namaz kıldırdığı yer. Caminin iç bölümler arasında kubbe de yer alır. Bu dış bölüm arkadaşlar. Dış bölüm diyelim. Çünkü şapkası. Ama sonuçta kubbenin şöyle diyeyim. İç bölüm olarak hani içeriden kubbenin alt bölümü gözüküyor ama dış bölüm olarak mesela dış bölümde ne vardır? Şadırvan vardır. Minare vardır. Abdest alınan yer, minare. Bunlar dış bölümlerindendir arkadaşlar. Avlusu vesaire. Mescid-i Aksa Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa edilmiştir. Hayır arkadaşlar, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ediyordu. İkinci kez bu yanlış. Peki Mescid-i Aksa nerede? Filistin'de. Peki Mescid-i Aksa'nın anlamı ne? Uzak mescit. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İsra suresinde geçiyor arkadaşlar. Sonra geldik. Üç kutsal mekanda mescitten birisi ne? Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Aksa. Sonrasında Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üç mescitte mescidin önemini bizlere anlatmış. Ve ayrıyeten arkadaşlar Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Fevelli vecheke şedral Mescid-i Haram ayeti geldikten sonrasında yüzünü Mescid-i Haram'a dön ayeti geldikten sonrasında biz Mescid-i Haram'a Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladık. Ve bu Mescid-i Aksa'yı kim inşa etti? Mervan 690'lı yıllarda arkadaşlar ama o yani sonrasında tadilat amaçlı. İlk inşa edilişi yerinin belirlenmesi Hazreti Davud Aleyhisselam ve kim tarafından yapılıyor? Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman, Hazreti Süleyman tarafından inşa ediliyor. Bunu da bilelim. Üç din içinde kutsal. Bugün Filistin'de yer alıyor. Yani bugün bir nevi zulüm altında arkadaşlar. İnşallah orayı da Rabbim en kısa sürede kurtarır. Bize birlik, beraberlik, güç, kuvvet versin dedikten sonrasında devam ediyoruz. Dua edelim inşallah arkadaşlar. Hicretten sonra Peygamberimizin yaptığı ve Hazreti Peygamberin kabrinin de içinde olduğu Mescid-i Nebi'dir. Evet, doğru. Namaz kılarken rükû ve secdede okunan tesbihleri en az 3 kere tekrarlamak sünnettir. Doğru. Namaz kılarken kendimiz duyacağı bir sesle gülmek namazımızı bozar arkadaşlar. Kendimiz duyacağımız bir sesle gülmek namazımızı bozar. Başkasının duyacağı bir sesle gülmek ise abdesti bozar arkadaşlar. Burada devamı yazmamış ama bu şekilde devam ediyor. Namazların her rekatında Fatiha suresini okumak sünnettir. Arkadaşlar bu vaciptir. Yanlış. Aşağıdaki kunut bir duasının boşluklarını doldurunuz ve mealini yazınız. Allahümme inna nesta'inuke inna pardon Allahümme inna nesta'inuke nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netubu ileyk ve nusni Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve netevekkelu ne aleyke aleyke ve nusni aleykel hayra hayra kullehu kullehu neşkuruke ve la nekfuruk ve nahlu ve netruku men yefcuruk. Arkadaşlar bu şekilde boşlukları tamamlayacağız. Gelirsek şöyle bakalım arkadaşlar. Kunut dualarının ikisini de şuradan bakmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber pardon. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve nusni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nekfuruk ve nahlu ve netruku men yefcuruk. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Arkadaşlar Arapça okumayı bilmeyen arkadaşlarımız için de şuradan açalım.
Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkül aleyk ve nusni aleyke lehayra kullehu neşkuruke ve la nekfuruke ve nahlu ve netruku men yefcuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve leke nes'a ve nahfidu narcu rahmetike ve nahşa azabek inna azabeke bil küffari mülhek. Mülhek. Evet. Burada asıl Arapça okumayı bilmeyen arkadaşlarımız için her ikisini de şöyle açalım arkadaşlar. Burada durdurursunuz, bakarsınız. Allahümme inna nestaînuke, Allahümme iyyâke na'budu anlamları. Allah'ım anlamını yazmadım oraya. Buradan arkadaşlar Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimeti inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahümme iyyâke na'budu'nun anlamı ise Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Arkadaşlar bize yazmasını istediği bölüm şurası, anlamını istediği bölüm. Şayet Allahümme iyyâke na'budu'yu de öğretmeniniz istediyse onun da buradan bakabilirsiniz. Bu şekilde yazmayla uğraşmak yerine arkadaşlar böyle bir şey yapalım dedim. Alacağınız varsa arkadaşlar durdurup burada yazabilirsiniz. Evet, mescidin fonksiyonlarından 5 tanesini yazın demiş arkadaşlar. Yazınız. Mabet olarak kullanılması, ilim ve kültür merkezi olarak. Arkadaşlar bugün sadece maalesef mabet olarak kullanılıyor. Yani aslında camilerde sünnet, cemiyet gibi etkinliklerimizi yapmamız lazım. Sohbet, muhabbetimizi sadece uhrevi meselelerden ziyade dünyevi meseleler peygamberimiz zamanında görüşülüyormuş. Mabet olarak kullanılıyormuş. İlim ve kültür merkezi olarak kullanılıyormuş. Yönetim merkezi olarak kullanılıyormuş. Adalet merkezi olarak yani gayrimüslime bile bir haksızlık yapıldığında peygamberimize gelip orada varsa bir adalet sağlama durumu mescitte sağlanırmış. Danışma merkezi olarak kullanılırmış. Hatta konaklama olarak bile kullanılırmış. Bugün yani konaklama olarak bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kullanılıyormuş. Neden bugün olmasın? Yani işte bizler bugün sadece namaz kılıyoruz. Hiç kimse kimseye konuşmadan namazını kıldığı gibi çıkıp gidiyor. Birlik ve dayanışma merkezleri olmalı. Yani bu tür Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan mabetler yani yapılmalı ki hani camiler asıl fonksiyonunu sağlamış olsun. Sadece namazı kılıp çık git hiç kimseyle görüşme konuşma bu doğru bir davranış değil. Evet bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir teşekkür alırız arkadaşlar. Bir beğeni, bir teşekkür alırız. Allah zihin açıklığı versin. Allah yardımcınız olsun. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.